1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalyeyle geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 50 50. Mutlu günler kıymetli izleyenlerimiz. Yine yeni bir Şifa Kapısı programımızda sizlerle birlikteyiz. Kanal 58 ekranlarında her pazar günü yayınlanan Şifa Kapısı programımızda bugün de önemli bir doktorumuzu ağırlıyoruz. Tabii Ramazan ayına girdik. Ramazan ayında kalp hastaları nelere dikkat edecekler? Bununla birlikte tabii dünyanın savaştığı COVID-19 nasıl bizleri rahatsız etti? Tabii kalp hastalarımız bu süreçte nelere dikkat edecekler?
tüm dünyanın savaştığı COVID-19 ile ilgili genel bir değerlendirmede kardiyoloji uzmanımız doçent doktor Habib Çil'den alacağız. Habib hocamla gerek Ramazan ayında kalp hastalarımız nelere dikkat edecekler, bununla birlikte COVID-19 ile ilgili Habib hocam neler söyleyecekler kendilerinden dinliyoruz. COVID-19 hakkında genel bir bilgi vermek gerekirse, koronavirüs ailesinden bir virüs ailesinin bir ferdi, bir MERS virüsünü düşünürsek, SARS virüsünü düşünürsek aynı aileden gelen, bir anlamda kuzeni diyebileceğimiz bir virüs türü COVID-19. Belirli aralıklarla kendini yenilemesiyle biliniyor. Çoğu virüs gibi yaklaşık 5 ila 10 yılda bir yeni bir türü gelişiyor ve yerine göre çok ağır, yerine göre daha hafif enfeksiyonlara yol açarak insanları sıkıntıya sokuyor bu virüs ailesi. Önceki aile fertlerini göz önüne alırsak domuz gribi diye halk arasında bildiğimiz türüyle kıyasladığımızda ölüm oranı son derece düşük bir virüs. Ancak yine onlarla kıyasladığımızda COVID-19'un inanılmaz düzeyde bir bulaşıcılık oranı var. Çok kolay bulaşıyor. Dış ortamda uzun bir süre muhafaza edebiliyor kendini, hayatta kalabiliyor. Dolayısıyla bu bulaşıcılığını artırıyor. Esas tehlikeli yönü bulaşıcılığı özetle. Ölüm oranı ülkeden ülkeye değişmekle beraber domuz gribi ve SARS veya MERS virüslerine göre oldukça düşük, bunu net olarak söyleyebiliriz. Hatta bazı grip virüslerinin daha altında olduğu bile söylenebilir riskli popülasyon için. Bu virüs nasıl insanları etkiliyor ve ölümlere nasıl, hangi mekanizmayla yol açıyor, ondan bahsetmek gerekirse, virüsün aslında kendisinin yaptığı belirtiler aşağı yukarı bir nezle virüsüyle aynı. Ateş, kırgınlık, halsizlik, boğaz ağrısı gibi aslında 3-4 gün nezle geçiren bir hastamızın yaşadığı ne varsa aynı şeyleri yaşıyor. Bir nevi gripal enfeksiyon. Evet, bir nevi değil, tam olarak aslında bir viral enfeksiyon. Nezle ailesinden geldiği için nezleye benziyor daha çok diyelim. Grip grubu ayrı. Şimdi hastalar neden hayatını kaybediyor o zaman? Aslında hastalar virüsün kendi yaptığı tahribattan ziyade vücudun virüse karşı savunma yaparken kendi dokularımıza, özellikle de akciğerimize verdiği zarar nedeniyle hayatını kaybediyor. Yani savunmaya çalıştığı vücudu hasarlıyor bağışıklık sistemimiz ve akciğeri etkilendiği zaman da solunum cihazına bağlanma, arkasından çoklu organ yetmezliği ve hastanın kaybedilmesi şeklinde. Elbette solunum cihazına bağlanan her hastamızı kaybetmiyoruz, neyse ki iyi bir bakımla, iyi bir tedaviyle bunların önemli bir kısmı solunum cihazından ayrılabiliyor ve normal hayatına dönebiliyor, bu ihtimal var. Ama bunların çok yüksek riskli hastalar olduğunu söylemek lazım. Solunum cihazına bağlanan bir hasta hayati riski en yüksek olan hasta grubudur. Risk grubu artık her yerde bahsedildi. Kronik hastalığı olanlar, belli yaşın üzerinde olanlar, bağışıklık sistemini baskılayıcı değişik türde ilaçlar kullananlar, bu hastalarımız elbette riskli. Fakat elbette sürprizler de olmuyor değil. Bazen hiçbir kronik hastalığı olmayan, gayet sağlıklı, hatta sporunu yapan, egzersizini yapan hastaların da, kişilerin de bazen kaybedildiğine şahit oluyoruz ne yazık ki. Evet. Burada bir takım genetik faktörler muhtemelen devreye giriyor. Aşırı reaksiyon, aşırı bir bağışıklık reaksiyonu bu kişilerin hayatını kaybetmesine neden oluyor gibi görünüyor. Ama daha koronavirüs hakkında bilmediğimiz çok şey var. Bunu söylememiz daha gerekiyor. Daha yeni tanıştığımız, evet, bir virüs türü. Davranışını bilmiyoruz. Elbette ki virüsler hakkında bilgilerimiz oldukça eskilere dayanıyor ama koronavirüs yeni bir tür, davranış şeklini daha zaman gösterecek. Bağışıklık konusu var.
bağışıklık virüsü geçirenler bağışıklık kazanıyor mu? Kazanıyor ise ömür boyu bir bağışıklıktan mı söz ediyoruz, yoksa belirli bir süreliğine mi bağışıklık söz konusu? Bu aileden diğer mutasyonla yeni bir virüs türü oluşursa şayet ona karşı da bağışık olacak mıyız, olmayacak mıyız? Bunların hepsi soru işareti ve zaman içerisinde çözülmesini ve cevaplanmasını umduğumuz sorular bunlar. Onun dışında koronavirüs hakkında... Tabii koruma yollarını siz de belirttiğiniz gibi. Evet, koruma yolları aşağı yukarı 3 aydır gündemimizde olan bir virüs. Artık hepimizin bildiği üzere temas yoluyla en sıklıkla bulaşıyor. Dolayısıyla teması azaltmaya yönelik gerek Sağlık Bakanlığı nezdinde gerek sivil toplum örgütleri nezdinde oldukça etkili kampanyalar yapılıyor ve insanlarımız da genellikle buna uyuyor. Dolayısıyla evde kalma esaslı bir koruma metodu benimsedik biz de aslında diğer birçok ülke gibi. Bu yolla virüsün yayılma hızını azaltıyoruz. Birçok uzmanın söylediği üzere bu virüse toplumun önemli bir kısmı yakalanacak. Bu kaçınılmaz bir şey. Bu virüse yakalanma sırasında sağlık sisteminin kilitlenmemesi amaçlanıyor temelde. Ve bu evde kal çağrılarının özünde de bu yatıyor. Yani hepimiz hasta olacağız ama hepimiz aynı anda olmayalım. Bir anlamda nöbetleşe geçirelim. Mümkün mertebe yüksek riskli gruplarında hiç hasta olmamasını sağlamaya çalışalım. Bütün amaç bu. Onun dışında biz evde kaldığımız müddetçe elbette virüs bize bulaşmayacak ama sonsuza kadar evde kalamayacağımıza göre toplumun belli bir kısmı bunu geçirecek ki amacımız düşük riskli bireylerin bu virüsle yüzleşmesi. Yüksek riskli bireylerin olabildiğince aşı bulununcaya kadar en azından bu virüsle yüz yüze gelmemesi amaçlanıyor. Çünkü onlarda ölüm riski ne yazık ki daha yüksek. Bizim ülke olarak yapmamız gereken en önemli şey riskli hastaları uzak tutup riski düşük hastaları da zamana yayarak mümkünse de hiç enfekte olmamaları ama enfekte olmadan bu süreci atlatmamız çok imkan dahilinde görünmüyor. Çünkü tüm dünyada böyle. Kalan kısmında umuyoruz ki aşı bulunur ve aşı piyasaya sürülür ve biz de ona ulaşabiliriz. O hastalarımızı da bu süreç içerisinde koruyabilirsek daha sonra aşıyla koruma şansına sahip olacağız. Habib Hocam çok güzel bir konuya temas ettiniz. Tabii insanların kendilerini koruması, kendi kendimize izolasyonumuzu uygulamamızı, evden çıkmamamız. Tabii çıktığımız süreçler dolayı, evet bugün şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Bizler de tedbirlerimizi alıyoruz. Tabii hastaneye girerken ve dışarıda maskemizi takıyoruz, eldivenlerimizi takıyoruz. Tabii yayına girdiğimiz için maskemizi ve eldivenimizi bizler çıkarttık ama Avrasya Hastanesi de bu noktada gerçekten çok hassas ve titiz davranıyor. Hastaneye giren herkesin ateşi ölçülüyor, ellerine dezenfekte veriliyor, eldivenler veriliyor. Yani müthiş bir koruma var. Evet. Koruma çünkü bu işin esası koruma. Evet. Az önce ifade ettiğim gibi virüsün hızlı bir şekilde yayılması bizim için en kötü sonuç olur. Virüsün bir gün hepimizi yakalayacağını veya büyük toplumun büyük kısmını yakalayacağını az önce de ifade ettim. Amaç sağlık sistemini kilitleyecek kadar çok sayıda hastanın aynı anda bulunmaması peyderpey topluma yayılacağını zaten tüm bu işle ilgilenen insanlar vurguluyor. Riskli hastaları uzak tutmak ve hastalığın yayılma hızını yavaş seyirli hale getirmek. Bütün amacımız bu. Bunu birçok yerde ifade ettim. İtalya, İspanya gibi bu işe ilk yakalanan ülkelerde ne yazık ki ölümlerin önemli bir kısmı COVID nedeniyle olmuyor. Bunların bir kısmı gerçekten COVID'den kaynaklı ama ölüm sebebi aslında hastaların oksijen alamaması. Hastaların yoğun bakımda yer bulamaması. Solunum cihazına bağlanması gereken hasta için yeterli solunum cihazının olmaması. Bu işin bir kısmı. Diğer kısmı da hastanelerin kilitlenmesi neticesinde
Bu toplumda sadece COVID-19 hastalığı yok. KOAH dediğimiz kronik bronşit hastaları var, kalp krizi geçiren hastalar var, trafik kazaları var. Hastaneleri normal olarak acil şartlarda meşgul eden bir takım hastalık grupları var ve bu hastalar ne yazık ki kilitlenen sağlık sistemi nedeniyle almaları gereken tedaviyi alamıyor ve böyle kaybediliyor. Dolaylı bir kayıp oluyor yani. Bütün amaç onun için sağlık sistemini koruyabilmek, aşırı bir yük binmesine engel olabilmek. Dolayısıyla şu ana kadar bizim yaptığımız, ülke olarak da yaptığımız buydu. Bizden önce bu işle yüzleşen ülkelerin yapamadığı şey de buydu. Umuyoruz. Çok başarılı bir süreç. Yani öyle umuyoruz. Henüz süreç bitmemekle beraber sürecin bittiğini söylememiz mümkün değil. Hatta pik noktayı gördüğümüzde söylenemez. Ama yakın bir zamanda, bir ay gibi bir süre içerisinde tahmin ediyorum biz maksimum yoğunluğa ulaşmış oluruz. Artık ondan sonra düşüşe geçmiş oluruz hasta sayısında. Dolayısıyla biz bu işi sağlık sistemimiz kilitlenmeden yürütebiliyor oluruz. Burada tabii kilitlenme derken İstanbul için çok ciddi bir avantajdan bahsetmek lazım. İstanbul'da biliyorsunuz gerek özel gerek kamu hastaneleri, özellikle de özel hastaneler tabii, yabancı hasta üzerinden hizmet vermeye son yıllarda başlamış idi. Dolayısıyla hastane sayısı ve hastane kapasiteleri aslında yabancı hastaları da işin içine katarak oldukça yüksekti. Bir takım tıbbi cihazlardan bahsedersek MR cihazı sayısı, tomografi cihazı sayısı birçok Avrupa ülkesinin toplamından daha fazla İstanbul'da. Dolayısıyla bu bir dönem eleştiri konusuydu aslında. Bu kadar cihaz çöplüğü mü oluyor ülkemiz gibisinden. Böyle bir eleştiri vardı ve haklı da bir eleştiriydi ama gelin görün ki şu anda bunun avantajını yaşıyoruz. Evet, ihtiyaç olduğunu bu pandemi döneminde en azından müthiş bir avantaj sağladığını görmüş olduk. Şöyle bir örnek veriliyor. Bizim testler yoluyla COVID tanısı koyduğumuz hasta sayısının belki 10 ila 20 katını biz tomografilerle koyuyoruz. Böyle bir gerçek var. Dolayısıyla tomografi cihazları hastaların erken tanınmasında ve tedaviye erken başlanmasında çok önemli rol oynadı ve bizim birçok ülkeye göre çok ciddi bir avantajımız oldu bu konuda. Ramazan ayındayız hocam. Ramazan ayında tabii oruçlarımızı tutuyoruz ama oruçlarımızı tutarken de kalp hastalarımız var. Evet. Kalp hastalarımız da istiyorlar oruç tutmayı. Peki kalp sağlığına bu süreçte nasıl dikkat edecekler? Kalp hastalarımız nelere dikkat edecekler? Oruç tutabilirler mi? Tabii kalp hastalarımız başlığı altında bütün hastaları aynı kefeye koyup tutabilirler ya da tutamazlar gibi bir cevap vermemiz mümkün değil. Buraya geçmeden önce bir COVID ile ilgili, daha doğrusu COVID tedbirleri kapsamında evde kal kampanyası diyeyim. Bununla ilgili bir detayı vermekte fayda var. Şimdi hastalarımızın bir kısmının evde kalma tedbirini yanlış yorumladıklarına şahit oluyoruz. Çok ciddi nefes darlığı olan veya istirahatte göğüs ağrısı olan hastalarımızın sağlık sistemini meşgul etmeyelim, gereksiz yere enfeksiyon riskini artırmayalım gibi kaygılarla hastaneye başvurmadıklarını, dolayısıyla ertesi gün kalp krizi geçirip ölümle yüz yüze gelmek durumunda kaldıklarını ne yazık ki hem kendimiz hem diğer meslektaşlarımızdan duyuyoruz. Buradaki evde kal çağrısı zaten bu tür hastaların rahatça hastaneye gelip rahatça tedavi olabilmelerini sağlamak amacıylaydı. Bir kalp hastası, kalp krizi geçirme riskiyle karşı karşıya olan bir hasta rahatça hekime gitsin, rahatça hastanede tedavisini olsun diye aslında bu kampanya yürütülüyor. Evet, bir yandan COVID enfeksiyonunun yayılımını engellemek için ama bir yandan da sağlık hizmetlerinin aksamadan doğru kişilere doğru zamanda ulaşabilmesini sağlamak amacıyla yapıyoruz. Dolayısıyla kalp yetmezliği kötüleşmiş, göğüs ağrısı başlamış ya da herhangi bir uzvu tehlikeye girmiş, bacak damarı tıkanmış, ayağında yarası var, gangren gelişiyor. Bu hastanın evde kalması gibi bir seçenek söz konusu değil. Bu hastaların
gecikmeden ilgili hekime, ilgili doktorlarıyla temasa geçerek tedavilerini en kısa sürede olmaları amaçlanıyor. Bu anlamdaki bir anlamda aşırı ince düşünme neticesinde hastalarımızın hekime ulaşmak konusunda tereddüt yaşadığı, evde kalma konusunda ısrarcı olduğunu gözlemliyoruz. Ne yazık ki kötü sonuçlarını da görüyoruz. Yani hastalıklarını biraz kendileri kötü hissediyorlarsa tabii ki de gelecek. Evet. Yani göğüs ağrısı, şiddetli nefes darlığı gibi elle tutulur somut sorunu olan hastaların beklemesi söz konusu olamaz, olmamalı. Elbette yani acil değil diyebileceğimiz bir takım şikayetler var. Her branşla ilgili olabilir bu. Bunlar elbette ki ertelenecek. Ertelenmeli ama ertelenmeyecek problemleri de mutlaka göz önüne alıp hemen ilgili branşın hekimine gitmek lazım. Şimdi karın ağrısı olan, akut apandisit şüphesi olan bir hastanın efendim evde kalayım, hastaneleri boş yere meşgul etmeyeyim veya enfeksiyon kapmayayım gibi bir düşünceyle evde kalması son derece tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Yani evet bu çok tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor. Onun için mutlaka onu vurgulamak isterim. Kalp hastalarının oruç tutmasına gelince kalp hastalarının tabii birden fazla şekli var. Birincisinden bahsetmek gerekirse kalp yetmezliği olan hastalar. Kalp yetmezliği olan hastaları kabaca iki sınıfta değerlendirebiliriz. Yoğun ilaç tedavisine ihtiyaç duyan, sıkça doktora gitmek zorunda kalan ve özellikle ödem ve akciğerdeki sıvı tutulumu nedeniyle yoğun şekilde diüretik tedavi dediğimiz idrar sökücü ilaç kullanmak zorunda kalan hastalar. Bunlar gerçekten hekimle çok daha sıkı teması olan, çok sık kontrol gerektiren ve ince bir çizgide giden hastalar ne yazık ki. Bu hastalarımızın oruç tutmasını önermiyoruz, tutmamasını öneriyoruz. Dolayısıyla ilaçların aksaması, vücudun o açlık ve susuzluk dengesini sağlama konusunda yetersiz kalacağını düşündüğümüz hastalar bunlar. Dolayısıyla bu hastalarımızın biz oruç tutmasını önermiyoruz. Diğer grup bir hastadan bahsetmek gerekirse damar problemi olan hastalar. Bypass olmuş ya da stent takılmış damarıyla ilgili herhangi bir sorunu yok ise, kalbinde de önemli bir hasar yok ise, yani kalp yetmezliği yok ise bu hastalarımız rahatlıkla oruçlarını tutabilirler. İlaçlarını sahur ve iftar şeklinde ayırıp oruçlarını tutmalarında bir sakınca yok. Hatta burada bu hastalar için ekstra bir fayda olduğunda özellikle vurgulayabiliriz. Damar hastalığı deyince elbette damarında problem olup şu veya bu nedenle açılmamış, açılması beklenen ya da açılması planlanan hastalar olabilir. Bu hastaların oruç tutmasında bir sakınca söz konusu olabilir. Yani açılması gereken, açılması planlanan damarı var ise kalp damarı, bu damarlar ancak açıldıktan sonra oruç tutmalarını biz öneririz. Onun dışındaki hasta grupları, sağlıklı hasta grubu, sağlıklı bireyler için konuşmak gerekirse zaten bu yüzyıllardır bilinen bir şey. Sağlıklı bireylerin oruç tutmasının hastalıktan koruduğuna dair çok ciddi veriler var. Dahası COVID-19 bağlamında konuşmak gerekirse genellikle COVID-19 korkusuyla acaba oruç tutmam sakıncalı olur mu, bağışıklığım zayıflar mı gibi kaygıları duyuyoruz. Bizim bildiğimiz orucun bağışıklık sistemini baskılamadan ziyade daha çok güçlendirdiği yönünde bilgilerimiz. Ama elbette bu söylediğimiz şeyler birey bazında teker teker değerlendirilmesi gereken şeyler. Biz şu grup tamamı oruç tutabilir gibi bir iddiada bulunmuyoruz. Biz genel çerçeveyi çiziyoruz. Hastaların kendisi elbette birebir hekimleriyle bu konuyu konuşmaları gerekiyor. Takip eden hekimleri eğer oruç için sakınca görüyorsa tutmamaları, tutabilirsin şeklinde bir önerisi varsa da ona göre davranmalarında fayda var. Buradan yanlış bir mesaj vermiş olmayalım. Ama mutlaka hekimlerine sorsunlar. Evet, evet. Yani genel başlık olarak dediğim gibi ağır kalp yetmezliği hastaları için sakıncalıdır.
açılması gereken damarı bulunan hastalar için sakıncalıdır. Onun dışındaki hasta olan veya olmayan tüm bireyler için sakıncalı olmak şöyle dursun faydalıdır. Covid-19 bağlamında da yaşlı popülasyonu dışarıda tutarsak 65 yaş altı popülasyon oruç tutmaktan dolayı herhangi bir bağışıklık sistemi zararı görmeyecektir. Bu konuda rahat olabilirler. Tabii hocam, tabii az önce belirttiniz işte Ramazan ayında dirençli ve bağışıklık sistemini güçlendirici gıdalar tüketmeli dediniz. Peki kalp hastamız orucunu tutuyor. Bağışıklık sistemini güçlendirici neler tavsiye edersiniz? Tabii ki ilacını içecek. Sizinle kontrol halinde, sizinle kendi bir iletişim halinde ki siz hep hastalarınız da öylesiniz biliyoruz. Nasıl bir bağışıklık sistemini güçlendirici bir liste tavsiye edersiniz? Şimdi bağışıklık sistemini güçlendirici özel bir tavsiyeden ziyade genel olarak dengeli bir beslenmedir önerimiz. Bu hem kalp sağlığı için hem de bağışıklık sistemi için. Sağlıklı beslenen birinin zaten bağışıklık sistemiyle ilgili özel bir hastalığı yok ise bağışıklık sistemi sorunu da yoktur aslında. Bizim sebze, meyveyi barındıran, karbonhidrattan mümkün mertebe daha fakir, protein ve daha çok sebze meyve ağırlıklı beslenme aslında çok basit bir özettir ve hem bağışıklık sistemi açısından hem kalp sağlığı açısından son derece yerinde bir beslenme alışkanlığıdır. Genellikle insanlarda hastalarımız veya sağlıklı bireyler gördüğümüz yanlış beslenme alışkanlığı ya da oruçtaki yanlış bir davranış şekli diyeyim. Evet, orucun bitiminde, iftar saatinde esas orucun incelikleri iftar saatinde belli oluyor. Burada uzun bir süre açlık ve susuzluğu takiben hızlı bir şekilde karbonhidrat ağırlıklı veya yağ ağırlıklı bir iftar menüsü hastalarımızın hem kalp yetmezliği olanlar için hem de yüksek tansiyon damar hastalığı olanlar için kalbe oldukça yüksek bir yük binmesi anlamına geliyor. Bu çoğunlukla özellikle sınırda olan hastalar için ciddi sorunlara yol açıyor. Bu kalp yetmezliğinin tetiklenmesi ve akciğer ödemi dediğimiz tabloyla acil serviste sonlanabilir bu iftar menüsü. Veya hiç istemediğimiz kalp krizinin tetiklenmesi şeklinde bir tabloyla sonuçlanabilir ya da yine istemediğimiz hipertansif atak, tansiyonun işte 20'lere veya daha üzerine çıkmasıyla neticelenebilir. Dolayısıyla bizim ve genel olarak uzmanların iftar için önerdikleri öncelikle bir çorba gibi hafif bir başlangıç, daha sonra bir dinlenme, kan şekerinin dengelenmesi, mide bağırsak sisteminin aktive olması neticesinde bir yarım saatlik bir sürenin sonunda da ana yemeğin tüketilmesi ve miktarlarında elbette açlığımızı bastıracak kadar. Çünkü öyle bir şey ki açlık duygusu kişiden kişiye değişebiliyor. Tokluk hissi kiminde 15 dakikada oluşurken kiminde 1 saat sonra oluşabiliyor. Dolayısıyla ara vermek bu tokluk hissinin oluşması için vücuda bir zaman tanıyor. Biz tokluk hissi için mide bağırsak sistemimize ya da vücudumuza bir süre tanımamız lazım. Onun için öncelikle açlığımızı kırıcı hafif bir çorba veya benzeri bir gıda ile başlayıp akabinde yarım saat 45 dakikalık bir aranın ardından normal yemeğimizi, ana yemeğimizi yer isek abartılı bir akşam menüsü ya da iftar menüsü tüketmemiş oluruz. Bu bizim için son derece sağlıklı olur. Onun için zamanlama çok önemli. Sahur için konuşmak gerekirse de sahurda biliyorsunuz daha hafif. Yani. Genel olarak insanlar arasında da bu bilinç oluşmuş. Evet. Özellikle tuz gibi su ihtiyacını artıran gıdalardan, tuzlu gıdalardan uzak durmak amaçlanır.
Yoğurdun mesela mutlaka sahurda bulunmasını öneririz. Onun dışında salatalık, domates gibi nispeten su sağlayıcı ama su tüketimi olmayan gıdaların tüketimini öneririz. Onun dışında çay, kahve gibi nispeten diüretik, yani vücuttan idrar yoluyla su atışını artıran uyarıcı içeceklerin de normalde içilmemesini öneririz. Hem bu sahur sonrası uyku kalitesini bozduğu için, hem de az önce belirttiğim gibi vücudun sıvı dengesine olumsuz etkileri nedeniyle çok çay kahve tüketimini tavsiye etmiyoruz. Çok yağlı yiyeceklerden uzak dursunlar. Elbette. Ramazan ayında yaşanan en büyük sorunlardan birisi, sahurdan sonra yattığımız zaman sabah özellikle uyandığımızda midemizdeki ekşime, şişkinlik, rahatsızlık hissi. Çünkü bizim vücut saatimiz sabahın 4'ünde, 3.30'unda, 3'ünde veya bir şeyler yemeye ayarlanmamış. En azından 11 aydır böyle. 11 aydır biz gece 3'te, 3.30'da bir şeyler yemiyoruz. Dolayısıyla bunu mide bağırsak sistemimizin kabullenmesi için zaten 3-5 gün gerekiyor. Bu düzeni oturtabilmek için. Dolayısıyla ciddi bir sahurda yüklendiğimiz zaman bir kere uyumakta çok güçlük çekeriz akabinde. Ve az önce bahsettiğim mide ekşimesi, şişkinlik vesaire gibi sabah uyandığımızda ciddi bir rahatsızlık olur. Bunun üzerine bir de susuzluk eklenir. Çünkü bunları sindirmek için su gerekiyor. Suyun bu gıdalar tarafından tüketilmesi söz konusu olur ve susama daha yüksek oranda olur. Onun için sahurda az önce ifade ettiğim gibi tuz tüketimi ve sindirimi kolay gıdalar, tuz tüketiminin kısıtlanması ve sindirimi kolay gıdaların alınması temel prensip olmalı. Onun dışında özel bir sınırlamamız yok. Ve Habib Hocam, tabii hiçbir da hekimin tavsiye etmediği ve bizlerin de elimizden geldiği kadar uzak durulmasını tavsiye ettiği tütün kullanımı, sigara kullanımı. Evet. Ve kalp hastalarında da sigara kullanımını görebiliyoruz. Yani kalbinde bir rahatsızlık çok var. Çok biliyoruz. Anjiyo olmuş, stent takılmış, sizden sigara kullanma diyorsunuz ama yine de kullanıyor. Peki. Tütün kullanımı, sigara kullanımı ile ilgili. Tabii, sigara ile ilgili bizim hastalarımıza hep söylediğimiz şey şu. Daha doğrusu tespitimiz de bu aynı zamanda. Eskiden bundan 20 yıl önce işte bir damarında sorun olan bir hasta ameliyat kararı verilebiliyordu. İki damar, üç damar zaten ameliyat ediliyordu. Şimdilerde ise ve ameliyat olan bir hastanın da yaşadığı sıkıntıları düşünürsek, o belki ölüm korkusu, ameliyattan çıkacağım, çıkamayacağım. O dönemlerde ameliyattan riskleri bugünküne göre biraz daha yüksek. O korkuyla yani sigarayı rahatlıkla bırakıyorlardı, bir daha da başlamıyorlardı. Ama bugünlerde nasıl oldu işler? Ameliyat oranları son derece düştü. Ameliyat ihtiyacı son derece düştü. Hasta bugün geliyor, 3 tane stent takılıyor, yarın taburcu olup evine gidiyor. Şimdi böyle konforlu olunca işler, hastalarımız da hastalığın aslında hafif bir şey olduğunu düşünmeye başlıyorlar. Benim hastalığım işte bir gün yattım, ertesi gün çıktım, apandisit oldum, iki gün sonra veya bir gün sonra çıktım diye düşünen hastalarla aynı kefeye koyuyor kendini. Dolayısıyla teknolojinin ilerlemesi, imkanlarının ilerlemesiyle tedaviye kolaylıkla ulaşıyor hastalar ve iyi bir konforla ulaşıyor. Bugün dediğim gibi yani 3 tane damar tıkalı hastanın icabında uygun ise şartları, bugün 3 tane stentini takıyoruz, ertesi gün gönderiyoruz. Evet. Bu her hastada olmayabilir ama çoğunlukla böyle. Bir damar, iki damar, üç damar neyse. Yani ihtiyaca göre. Dolayısıyla bu hastalarda böyle bir algıya yol açıyor. Yani ben 3 tane damarımı açtırdım, sanki yeniden doğmuş gibi oldum, bir daha da bununla yüzleşmeyeceğim. Oysa bizim damar hastalığımız kronik bir hastalık. Yani nasıl şeker hastası oldunuz, şeker hastası olarak devam edeceksiniz. Kalp hastası olduğunuzda da kalp hastalığınız bitmiyor. Stent takılmış olabilir, bypass yapılmış olabilir. Ama bunlar sizin aynı yaşam tarzını sürdürdüğünüz takdirde 2 yıl sonra, 1 yıl sonra
belki daha kötü bir tabloyla yeniden karşınıza çıkacak. Bu kaçınılmaz bir şey. Biz damarı açınca hastalığın tümünü kökten çözmüyoruz. Hastalığın bir belirtisini çözüyoruz sadece. Hastalığın yaptığı bir atağa savuşturuyoruz. Hastalık orada bütün olarak duruyor karşımızda. Dolayısıyla sigara ile ilgili tespitiniz maalesef böyle. Hastalar tedaviye kolay ulaştıkça, daha acısız, daha sıkıntısız bir şekilde ulaştıkça hastalığı hafife alma ihtimali artıyor ve bu hastalar sigarayı bırakmakta daha çok zorlanıyor. Ama bypass olan bir hasta daha kolay bırakıyor. Çünkü o bypass'ın öncesinde yaşadığı stres, yoğun bakımda geçirdiği süre, belki bir ayı bulan, belki 2-3 ayı bulan iyileşme süreci, yaraların iyileşme süreci. Burada tabii sigarayı düşünecek vakit kalmıyor zaten. O travmayla, o korkuyla daha kolay bir şekilde sigarayı bırakabiliyor hastalarımız. Ramazan ayı bir fırsat olabilir mi? Ramazan ayı bir fırsat olabilir tabii ki. Çok iyi bir fırsat yani. Yani 15-16 saat bir insanın açlık süresince sigara içmediğine göre bu direnci kırabilmek için çok iyi bir süre. Ama her şeyden önce bu iradeyle ilgili bir şey. Ben şunu da çok görüyorum. Günde bir paket sigara içen bir hasta Ramazan ayında da bir paketi tamamlıyor iftarla sahur arasında. Yani bu bir irade meselesi, istek meselesi. Yani bırakmaya niyeti olan olmayan bir kişi 3 gün aç bıraksanız, 3 gün sigarasız da bıraksanız 4. gün o 3 günü de telafi edecek şekilde sigara içebilir yani. Bırakma iradesi yoksa, isteği yoksa. Tabii bu süreçte sigara tüketiminden bahsettik ama ilaçlarını da mutlaka içsinler. Çünkü kalp hastalarında anjiyo olabilir, stent takılmış olabilir, kalp krizi geçirmiş olabilir kişiler. Bunlar ilaçlarını mutlaka takip etmeler değil mi hocam? Evet tabii. Kalp hastalarının şöyle bir avantajı var. İlaçlarımızın çok büyük kısmı günde tek doz kullanılan ilaçlar. Dolayısıyla sahurdan sonra ilaçlarını aldığı takdirde şayet varsa ikinci dozu akşam iftardan sonra aldığı takdirde yani tedavisi çok ciddi bir aksama göstermiyor. Dolayısıyla hani şeker hastalarına nazaran biraz daha uyumludur oruçla kalp hastalarının ilaç düzeni. Evet. İlaçlarını almaları için hiçbir engel yok. İlaçları oruç tutmaya elbette çoğu zaman için mani değil. Ama sahurda veya iftarda nasıl ayarlanmışsa aynı düzende kullanmaları şartıyla tabii ki. Tabii Habib Hocam bununla birlikte artık yaz aylarına bir giriş yapıyoruz. Evet. Yaz aylarına giriyoruz. İşte Ramazan daha güzel geçecek ümit ediyoruz. Tabii şu koronavirüsü de atlatırsak daha güzel geçecek. Belki de çifte bayram yaşayacağız. Evet. Peki yaz aylarına yaklaşırken bu mevsimsel geçişlerde kalp hastalarımız nelere dikkat etsinler? Öncelikle yaz aylarında sıcakların etkisi bir faktör. Evet. Tatil havası, aşırı bir hareketliliğin artması bir başka faktör. Öncelikle hava değişiminin, havanın sıcaklık değişimini değerlendirirsek ne yapıyor sıcaklık? Damarlarda bir gevşemeye yol açıyor. Damarlardaki gevşeme genellikle makul seviyede bir tansiyon düşüşüne yol açıyor. Beraberinde sıcak havayla birlikte terleme arttığı için yine damar içindeki sıvı miktarı azaldığı için yine tansiyonda hafif bir düşme eğilimi oluyor. Dolayısıyla tansiyon hastaları mesela bu anlamda ilaçlarının dozunda bir miktar azaltma ihtiyacı duyabilirler. Birincisi bu. Bu elbette hekimleri eliyle olacak bir şey. İkinci başlık sıcaklık artışı ve terlemenin etkisi en çok kimlerde olur? Kalp yetmezliği hastalarında. Kalp yetmezliği hastalarında hastalarımız mutlaka bilecektir. Tedavilerinin en önemli bölümünü diüretik dediğimiz idrar sökücü ilaçlar oluşturuyor. Ve biz bu hastaların ilaçlarını ayarlarken kış mevsimine göre ayarlıyoruz. Ve genellikle terlemenin olmadığı, belki hareketin de nispeten az olduğu bir döneme göre ayarlıyoruz. Ve biraz daha yüksek dozla veriyoruz bu ilaçları. Ancak yaza geldiğimiz zaman terleme yoluyla
atılan sıvı miktarı artacağı için, doğal yolla atılan sıvı miktarı, bizim diüretik dediğimiz bu ilaçların dozunu azaltmamız gerekiyor. Aksi takdirde böbreklerin bir anlamda susuz kalmasına bağlı bir takım sıkıntılarla hastalarımız karşı karşıya gelebilir. Ya da aşırı halsizlik, baş dönmesi, bitkinlik gibi vücutta su eksikliğinin temel göstergeleriyle karşılaşabilirler. Bu da yine yaza giriş dönemlerinde hekimleriyle yapacakları görüşmede mutlaka kendilerine gerekli öneriler yapılacaktır. Tabii şimdiden yaz planları yapanlar vardır mutlaka. Yani evet, yaz planlarını yapmak her insanın hakkıdır ama uzmanların değerlendirmelerine kulak kabartırsak bu yazın geçtiğimiz yaz gibi olma ihtimali gerçekten çok uzak bir ihtimal. Koronavirüs olayını bu yaz gündemimizden çıkarabilecek gibi durmuyoruz. Tatil konusunda zaten çok ciddi bir etkilenme söz konusu olacak. Bu kaçınılmaz. Tatilde bile sosyal mesafenin söz konusu olabileceği konuşuluyor bugünlerde. Dolayısıyla yazı geçtiğimiz önümüzdeki birkaç ayın sonunda değerlendirebiliriz. Şu anda yazın nasıl bir yaz olacağı konusunda ne yazık ki çok ciddi bir malumatımız yok. Ama şu kadarını söyleyebiliriz herhalde. Virüs üzerinden değerlendireceksek virüsün bulaştırıcılık oranı bir miktar düşecek. Yani bu oranı vermek çok doğru olmaz ama diyelim ki %20 ila 30 arasında ortamdaki virüs sıcak havada yaşayamayacağı için en azından insanların temas yoluyla değişik ortamlara, cisimlere, kapı kollarına vesaire neyse bu tür şeylere temas yoluyla hastalık kapması ihtimali düşecek. Dolayısıyla mutlaka bir katkısı olacak. Elbette virüs tamamen hayatımızdan çıkacak anlamına gelmiyor bu. Kalp hastalığı yönünden de dediğim gibi bizim ilaç ayarlamalarımız önemli. Onun dışında zaten her hastaya, her bireye önerdiğimiz gibi günün belli saatlerinde çok sıcak havalarda mümkün mertebe içeride kalabilmek önemli. Şimdi tam da evde kal. Evet, evet. Zaten bir sene boyunca evde kalmış, 6 ay boyunca evde kalmış insanlara en azından güneşin daha böyle dik şekilde dünyaya ışınlarını gönderdiği saatlerde evde kalmalarını öneririz. Evet, evde kal içerisinde. Genç, yaşlı hiç fark etmez. O saatlerde o 40 dereceyi bulan sıcaklık dönemlerinde mutlaka içeride gölgelik bir alanda, serin bir alanda bulunmak önemli. Peki kalp hastalıklarında yaş faktörü var mı hocam? Yaş dediniz ya sonuç. Yani yaş kalp hastalıklarında elbette ki önemlidir ama koronavirüs için ne diyoruz? 65 yaş üstü hastalar riskli diyoruz veya kronik hastalığı olan hastalar. Kalp hastalarında 65 yaş gibi bir sınır söz konusu değil. Hatta kalp hastalarında sınır ne yazık ki çok 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 aşağılara inmiş durumda. Net olarak bir sınır zaten ifade edilmese de normalde biz 30'lu yaşlarında kalp krizi görüyoruz. 20'li yaşlarda bile kalp krizi görüyoruz. Dolayısıyla yaşı özel olarak bahsetmek şu yaştakilerde kriz riski yüksektir, şu yaşlardakilerde düşüktür demekten ziyade biz diğer risk faktörlerini hesaba katarız. Yaşam tarzı nasıl hastamızın? Diyabeti, hipertansiyonu, kolesterolü ne durumda, ailede kaç kişide kalp hastalığı var. Bunları esas alarak bir gerekiyorsa tarama testi yaparız, gerekiyorsa başka testlere başvururuz. Sadece yaş üzerinden bir değerlendirme kardiyolojik kalp hastalıkları için özellikle kalp damar hastalıkları için çok bir kriter teşkil etmiyor ne yazık ki. Kalp damar hastalıklarında risk faktörleri nelerdir peki? Kalp damar hastalıklarında klasik risk faktörleri yüksek tansiyon, şeker hastalığı, yüksek kolesterol, erkeklerde ve bayanlarda belirli bir yaşın üzerinde olma. Bunlar klasik risk faktörleri. Ama işte risk faktörü dediğimiz şey diğer hastaların bu hastalığa hiç yakalanmayacağı anlamına gelmiyor. Az önce bahsettim. Diyabetik olmayan bir kişi
kalp krizi geçirmez mi? Geçirir. Geçir. Yüksek tansiyonu olmayan kişi geçirmez mi? Geçirir. Kolesterol olmayan kişi geçirmez mi? Geçirir. Yani veya sigara içmiyorum ama akciğer kanseri oldum diyor insanlar. Veya sigara içmiyorum ama kalp krizi geçirdim diyor. Bu elbette bir risk faktörü olduğunu söylediğimizde bunun olmadığı kişiler kalp krizi geçirmez anlamına gelmiyor ne yazık ki. Bunu bazen yanlış anlamalara yol açıyor. Onun için söylüyorum. Benim işte amcam hiç sigara içmedi, akciğer kanseri oldu. Falanca da çok içti, hiç kanser olmadı. Demek ki bu sigaranın kanserle bir ilişkisi yok gibi bir sonuç çıkarıyor insanlar. Böyle bir bilgi yok, böyle bir şey doğru da değil. Biz de bu risk faktörlerini söylüyoruz. İşte sigara, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, aile öyküsü ve belli bir yaşın üzerinde olma. Bunların var olması bizim için ipucudur. Bu hastalara biraz daha iyi eğiliriz, detaylı eğiliriz. Ama bunların olmadığı kişiler kalp krizi geçirmez veya bu riski taşımaz anlamına gelmiyor bu söylediğiniz şey. Onun için onun ayrımını iyi yapmak lazım. Evet. Yanlış mesaj vermiş olmayalım. Evet, tabii burada belirttiğiniz gibi aile öyküsü dediniz. Önemli evet. olan bir faktör. Evet. Tabii belli bir yaş dediniz. Kadın erkekte peki fark ediyor mu hocam? Yani kadınların daha geç kalp hastalığına yakalandığını biliyoruz. Bu bir takım hormonların koruması neticesinde. Ama 65 yaşından sonra kabaca iki cinsiyette de hastalık oranları eşit hale geliyor. Tabii hocam çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Peki son olarak neler söylemek istersiniz? Gerek COVID-19 ile ilgili ve Ramazan ayındayız. Bugün oruçlarımızı tutuyoruz. Ve oruç tutan kalp hastalığı olan hastalarımıza nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Yani COVID bağlamında konuşmak gerekirse elbette ülke olarak hatta dünya olarak çok ciddi bir süreçten geçiyoruz. Morallerimiz kısmen bozuluyor. Evde kapalı kalmanın ne kadar zor bir şey olduğunu toplum olarak öğrendik. İşe gitmenin hatta trafiğin ne kadar güzel bir şey olduğunu anlamış olduk. Umuyoruz bir daha böyle bir süreç yaşamayız. Umuyoruz en geç Haziran-Temmuz ayı itibariyle bu iş gündemimizden çıkar. Gerek insan sağlığına, gerek ekonomiye, gerek toplumsal hayata etkileri ortadan kalkmış olur. Toplumsal hayat deyince şimdi Ramazan bitecek, Ramazan bayramı olacak. Belki 70 yıldır, 60 yıldır hiç yaşamadığımız türden bir bayram yaşayacağız. Belki akraba ziyaretinin olmadığı, belki hala evden çıkılmadığı, bayram namazının olmadığı bir bayram yaşayacağız. Yani bu çok farklı bir tecrübe olacak. Bir yandan buruk bir bayram olacak, hiç şüphesiz. Ama bu tür salgınlar ne yazık ki hayatımızın bir parçası. Biz yine 100 yıl, 200 yıl önceki dönemde yaşamadık. Çiçekten dolayı milyonlarca insanın kaybedildiğini, koleradan dolayı milyonlarca insanın kaybedildiğini biliyoruz. Neyse ki bizim şu anda yaşadığımız şeyler onlarla kıyaslanabilir türden değil. O ölçüde de değil. Umuyoruz bu süreci de tüm dünya ve ülkemiz en iyi şekilde atlatır. Ramazan'ı güzel bir şekilde geçiririz. Bayramı güzel bir şekilde yaşarız. Ve yaza da sağlıklı bir şekilde gireriz ülke olarak. Stresten uzak mı duralım? Moralimizi yüksek mi tutalım hocam? Evet, evet. Ya burada benim şöyle bir endişem var. Bu sürecin sonunda psikiyatristler ve psikologlar çok ciddi bir mesaiye ihtiyaç duyabilir gibi bir endişem var. Bu gerek hareketsizlik, güneş ışığı alamama, evde kapalı kalma türünden. Bunların bizim metabolizmamıza, ruh halimize olumsuz yansıyacağı neredeyse kesin. Umuyoruz çok etkilenmeyiz. Bu da sanki korona travması gibi sanki kayıtlara geçecek gibi geliyor bana. Evet. Evet hocam çok teşekkür ediyorum tekrar hocam. Gönlünüze, yüreğinize sağlık diyorum. Evet kıymetli Kanal 78 izleyenlerimiz bu haftada Şifa Kapısı programımızın sonuna geldik. Değerli hocam kardiyoloji uzmanımız doçent doktor Habib Çil bizlerle birlikteydi. Habib hocamla Ramazan ayında kalp hastalarımız oruç tutabilir mi dedik ve bilgilerini sizlerle paylaştık. COVID-19'u konuştuk hocamla. Süreci nasıl geçirir dedik kalp hastalarımız.
Hocam yine çok değerli bilgilerini bizlerle paylaştı ve biz değerli hocamıza, Habib hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Kardiyoloji uzmanımız doçent doktor Habib Üçü'ne teşekkür ederken siz değerli Kanal 8 izleyenlerimize ise bizlerden ayrılmamanız umuduyla hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın efendim.